Neden dediniz ya, hani aslında evet bu mesajı nasıl algılamalıyız sizce? Neden sadece dünyada böyle mükemmel bir düzen kurulmuş, sadece insanların hani yaşayacağı ortam sadece dünyada var. İşte kimi gezegenler çok sıcak, kimisi çok soğuk. Bu aslında bize neyi ifade etmeli sizce? Neyin göstergesi olabilir? Şimdi şimdi bunun birkaç aşaması var. Evvela onu söyleyeyim. Şimdi benim anlattığım hassas ayarlardaki bir farklılık yaparsanız sadece bu dünyada değil, var olan evrenin herhangi bir köşesinde gezegen dediğimiz şey de ortaya çıkamıyor. Yerçekim yasasını oynarsanız mesela hepsi kara deliğe dönüşebiliyor. Ya hiçbir şey bir arada tutamayacak hale gelebiliyor. Yani sadece uçuşan atomların olduğu bir yer oluyor. Orada ne olabilir? Sizin herhangi bir hayal edebileceğiniz canlı tarzı bir bakteri tipi bir şeyin bile ortaya çıkması mümkün değil başka şekilde. Hassas ayarlardan onu anlıyoruz. Emre hocamın anlattığı şey ayrıca bu tarz bir canlılık için. Belki başka tip bir canlılık bir yerde olabilir mi yine sorulabilir ama bu tarz bir canlılık için dünya çok özel bir yer. Yani onunla ilgili şeyleri anlattı. Ve gerçekten bu kadar çok canlının, milyonlarca türün tek bir gezegende toplanmış olması olağanüstü gözüküyor. Yani çok kısa sürede ki bu insanlık tarihine göre hani 600 milyon yıldan sonra çok hücreli canlılar türemiştir. Çok kısa sürede çok müthiş bir çok hücreli canlıyla dolmuş ve burada acayip çeşitliliğin olduğu, çok çok farklı çözümlerin olduğu bir yer. Yani bir yandan bir bakıyorsunuz kamuflajla diğerinden şey yapan biri var, canlı var. Bir taraftan bakıyorsunuz ışık üreterek çiftleşen bir canlı görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir denizin en karanlık noktalarında ışık üreten yine balıklar var. Bir taraftan bakıyorsunuz güneşe bakarak yön bulan karıncalar var, kuşlar var. Bir taraftan radarla yönünü bulan yarasalar veyahut da yunuslar gibi şeyler var. Çok çok fazla canlı, çok çok farklı çözüm, çok ufak bir yerde toplanmış. Allah burada tabii buranın özel bir alan olduğunu, buranın özel bir şey olduğunu gösteriyor. Bu tabii ki burada hep sorulan bir soru soruyorum. Yani evrenin başka bir yerinde de Allah başka tip gezegenler yaratmasının da dini açıdan şeyi yok. Ama burada bir özel kılınmışlık gözüküyor. Burada Allah'ın sanatlarının adeta bir gösteri alanı gibi sunulmuş. Ve buradan da gördüğümüz kadarıyla insana da bir özel bir vazife verilmiş gibi görüyor. Yani Kur'an'dan da görüyoruz insanın buraya bir halife olarak atanması var, şey var. Bu da demek ki gördüğümüz şey şu. Yani insanın işte özgür iradesi var. Özgür iradesiyle beraber bir insana işte teklif yapılıyor. Yani bir imtihan dünyasının içine giriyor. Bu imtihanın da bir parçası özgür iradesinin olması. Ve böylece hayat devam ediyor. Fakat bütün bunlar bir yerde insan için seçilmiş işte evrenin çok çok özel bir köşesinde oluyor. Yani bu imtihanın içinden geçerken insan Allah'ın kudretine, sanatına, yarattıklarına şahitlik edeceği böyle manzaralarla da iç içe. Bu canlılara bakarak bir yerde insan Sübhanallah diyor. Yani Allah'ın eksikliklerden münezzeh olduğunu söylüyor. Elhamdülillah diyor. Bütün bu sanatlara bakarak bir şükretme imkanı oluyor. Allahu Ekber diyor bir yerde. Bütün bunları yaratan ne kadar yücedir diyor. Veyahut da maşallah diyor. Bütün bunların hepsinin Allah'ın sayesinde olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bütün bunlara bakarak. Yani etrafındaki bütün bunlar insana bunları diye dedirttirecek yapıdalar. Fakat tabii insanın bunu deyip demeyecek olması da bir yerde o işte insanın imtihanı ve özgür iradesiyle onu demeyi tercih ediyor. Veyahut da etmiyor.